Prof. Dera. Prof. Dera bugün çok önemli bir misafiri var. Misafirimizde sorunu var. Sorununu bugün konuşalım istedik. Mandalin de bu arada Bodrum'dan geldi. Bodrum Kırmantin. Sevgili dostum, merhabalar. Merhaba, saygılar. Bugün seni mutlu gördüm sabah. Öğleden sonra mutsuz gördüm. Maalesef. Biraz dertlerini bizimle paylaşır mısın? Sabah ben EDV şifremi almak için postuna gittim. Şifremi aldım, geldim. Geçen hafta katıldığım mahkeme vardı. Evet. Mahkemenin kararına baktım. Evet. Mahkeme kararı çıkmış. Ve ben Allah katında bir adaletin var olduğuna inanıyorum. Buna herkes inanıyor. Evet. Az veya çok. Evet. Var. Evet. En azından biz inanıyoruz. Veya biz inanıyoruz. Dinimizden dolayı. Evet. Peki, yaşadığımız yaşamda bir adalet yok mu acaba? Olmayacak. Ben bunu sorguluyorum. Evet. Bir mahkeme açılıyor. Evet. Hakkınızda 9 tane iddia var. Evet. Basitçe birkaç tanesini söyleyeyim. Evet. Dolandırıcıymışım. Evet. Hapis yatmışım. Eşime ihanet etmiş. Ben ne diyorum mahkemeye? Belgelerini verin, delillerini verin. Evet. Doğru mu? Evet. Bu benim hakkım. Tabii ki. Ben devlet memuruyum. Nasıl dolandırıcı oluyorum? Demek ki değilim. Evet. Devlet memuru olma açısından sabıka kaydı alıyorsun. Sabıka kaydımı alıyorum. Hiçbir cezam yok. Hapiste yatmamışım. Demek ki söylenen her şey yalan. Evet. Peki bu yalanlar varken bu mahkeme o kişinin lehine nasıl kabul ediliyor? Şimdi şöyle yapalım, Mucit Bey. Genel olarak sorunun ne olduğunu bir önce söyleyelim. Ondan sonra mevzuya girelim bence. Konu bir velayet davası. Evet. Kızınız benim var. Benim 15 yaşında dünya tanıdığı bir kızım var. Allah uzun ömürler versin. Maalesef annesini Şubat ayında kaybetti. Evet. Şubat ayından beri de kızımla konuşamıyorum. Evet. 2 ay kadar önce İstanbul'a tatile gelmek istedi. Evet. Uçak biletlerini aldım, geldi, tatilini yaptı, tekrar biletlerini aldım, geri gitti. Evet. Bu arada ben sadece 2 gün için gittim İstanbul'a. Evet. Ama bir huzursuzluk var. Evet. Şunu öğrendim, ben annesine ihanet etmişim, annesi bu yüzden kanser olmuş ve ölmüş. Allah rahmet eylesin. 8 yıl önceki boşanma, evet. Ama böyle bir iddia. Evet. Ve kızımın kafasına bir sürü şey sokulmuş. Evet. O da genç yaşında bunlara inanmış. Evet. Ve ben mahkemeye şunu söyledim. Bu kız nerede yaşıyor şu anda? Bu şehirde. Evet. Mahkemenin açıldığı şehirde. Lampetleri verdi. Burada yaşıyor. Burada okuyor. Zaten benim yanımda değil. Evet. O zaman velayet davası açmanın mantığı ne? Evet. Doğru tabii ki. Yani mantığı ne? Zaten burada yaşıyor. Sen bir dosya var oluşturmuşsun 70 sayfa. 79 sayfa delil verdim. Evet. Hakkımdaki bütün bilgileri verdim. Evet. Aksi deliller olmadığı halde. Evet. Buna rağmen mahkemenin verdiği karar, yanılmıyorsam o tarafın değil. Evet. Şu ve anda, bu beni çıldırtıyor. Şu anda öyle bir şey mi hissediyorsan yoksa... Bu bir duyum ama evet. Emin değilim. Henüz karar yazılmamış. Evet. Yazıldığı zaman gelecek. Yani geldiği zaman temize gideriz. O sorun değil. Selamun aleyküm. Evet. Aleykümselam baba. Şu anda çekimdeyiz abi de. Çekim var da. Canlı abi yalnız bizim araba. Yok bizim değil. Bizim bilgimiz de yok. Biz şu anda çekimdeyiz tamam. Abi kusura bakma. Evet. Yusuf Bey'e bir soru ver. Şuna mı? Ha. Evet sayın seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk adaletine güvencin. Abi bu şekilde kalmaz. Evet. Ben bu ülkede 2 defa işten atıldım. Evet. 14 mahkeme bir ağır ceza kazandım. Adaletin var olduğuna inandım. Sadece evet. Ben değil. Çevremde beni seven herkes buna inandı. Evet. Ve çok sevindiler. Kızına buradan mesaj vermek ister misin? Abicim beni izleyemez. Ben Facebook'larımı engellemiş zaten. Evet. Ama beni izleyemez. Şeyden izlemek Google'dan. Artık ben bugün kızıma çok daha güzel bir mesaj veriyorum. Evet. Yeni yaptığım projenin ismi kızımın ismi. Ece Kapı evet. Yapan Destek Sistemi. Evet. Artık benim kızıma verebileceğim o kadar çok şey var ki. Bakın biz Muğla'da yaşıyoruz. Evet, burası Muğla. Şu güzel bir ve şey. Üniversitenin dibinde benim evim evet. Var. Full sistem gördünüz. Evet. Klimalı, sinevizyon sistemli. Evet. Evde yok yok. Evet. Artık benim 10 dakika değil, 5 dakika uzağımda üniversitenin kendi olimpik yüzü var. Abi, orası benim. O bizim arabamız yok abi. Araba var da parkta. Yok yok. Abi bilmezler. Abi. Bilseler bu beyefendi bilir. Evet. Bizim dükkan araba sahibi Mert, bir BMW var, bir Mercedes var az ileride parkta. Evet. Dediğim gibi üniversitem yüzme havuzu var. Evet. Artı buraya 15 dakika uzakta Akkaka var, deniz imkanı var, yakınımızda Bodrum var. Benim imkanımı sağlayabilecek bir kimse yok bu hayatta. Artık herkesin çok ünlü tanıdığı bir insan. Burada 8 sene iş yeri açtım. Evet.
Hemen hemen 8'ine de çivi çaktık. Evet. Niye? Hepsi dostlarımız. Eyvallah. Güzel insanlar. Birlikte olduk, sohbet ettik. İşten emeği de sizsiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Ve ben gelen müşterilerle bile tanıştık, sohbet ettik. Kimse benden rahatsız değil. Olmuyor. Peki niye benim hakkımda hiçbir araştırma yapılmadı bu mahkemede? Ondan hakkında yapılmış. Evet. Benim hakkımda niye yapılmadı? Ama yani şu anda yalnız nihai sonuç yok. Var yok ama yani? Ben aldığım bilgi kaybettim durumunda. Evet. Ve ben huzursuzum. Üst mahkeme var. O temiz ayrı var. Temiz var. Artı insan hakları mahkemesi var birçok dedi ama ben bu kadar projemiz varsa düşüncemiz varken evet. Niye vaktimi bu boş şeylere harcayayım? Doğru söylüyorsun. Ben sakat değilim. Evet. Deli değilim. Estağfurullah. Hapiste değilim. Estağfurullah. Aranan bir zat değilim. Yaşayan herkesin gözünde bir değer olan bir insanım. Evet. Benim var olan bir kızım var. Toprağı bende. Evet. Affedersiniz tohumu bende. Evet. Benim bu kızımla telefonla bile görüşme imkanım yok. Şimdi sorun burada sizin eşinizin kız kardeşi maaş alıyor da kızınızın üzerinden. Onun için mi velayeti? Hayır, o da ayrı bir kaos. Şimdi kızım annesinden dolayı bir maaş alacak. Evet. Yanılmıyorsam annesinin maaşının %30'u yük para. Evet. Atıyorum 1 lira yük para. Evet. Bu var, bu değil. En pahalı var, bu iki. Evet. Şimdi bu durumda ben bundan hiçbirini kontrol edemeyeceğim. Satarsa satacak. Şu evet. Velayet onu. Evet. Ha bir de onun bir iddiası var. Hanımefendi 1500 lira maaş alıyormuş net. Evet. 3500 lira primle aylık geliri 5000 liraymış. Çalıştığı kurum firmayla görüştüm ben. Evet. Böyle bir şey yok. Evet. Bir kere işçi değil. Maaş evet. Almıyor. Sadece prim. Evet.